Genç kafa nedir? Onlara ticaretle ya da GSM operatörleriyle bir alakası olmadığını söylüyorum. Ya hayır. Bu çok daha öte bir şey dostlarım. Hepimiz ünlü olup biraz daha fazla kazanmak isteriz. Bunun yolu kimi için televizyon, kimi için sinema, kimi içinse tiyatro ya da sosyal medyadır. Ama bir genç kafa üyesi için bu farklıdır. Neden? Çünkü bir genç kafa üyesi için bu hepsi. Böyle karizmatik bir giriş yapmayı çok isterdik. Ama bizim hikayemiz biraz farklı. Rock'n'roll'dan arakladığımız sahnede bittiğine göre anlatmaya başlayabilirim. Her şey 3 yıl önce başladı. Kes sesini. Ne vuruyorsun lan? Bu filmin anlatıcısı benim. Anlatacak bir şey varsa ben anlatırım. Buyur anlat birader. Tutan mı var? Her şey 3 yıl önce başladı. Buraları önceden hep dutluktu. Biz o zamanlar Beyoğlu'na çıkarken takım elbise giyerdik Aziz'im. Ya Bücür, sen ne anlatıyorsun Allah aşkına? Bir dakika. Yanlış hikaye. Baştan alıyorum. Her şey 3 yıl önce başladı. O filmde izleyeceğiniz bütün kişi, kurum ve kuruluşlar tamamen hayal ürünüdür. Bu görmüş olduğunuz arkadaşın adı Kadir. İnanır mısınız her sabah böyle aceleyle evden çıkar. Yine ayağında ayakkabılar yok. Neden mi? Ulan eşşoğlu eşek! Bari gitmeden iki tane bira alaydın da gideydin. Ya baba ne birası Allah aşkına? Bu saatte biranın fabrikası açılmadı daha. Sütat! Ben sana fabrikadan mı al gel dedim. Oğlum bari iki dal sigara bırakaydın lan. Ben sana sigara bırakacağım ama sen sigarayı bıraksan artık baba. Sus! Kamu spotu gibi konuşma iki olayım. Şuna bak. Ayağında da ayakkabılar yok. Neymiş çaktırmadan çıkıp gideceksin. tabii Samet. Koydum. Bana bak. Akşama gelirken iki tane bira getirmezsen Allah canımı alsın. Seni bu evden içeri sokmam. Ölürüm de sokmam. Senin ne işin var burada abicim? Ama Kadir bak oyuna geç kalacaksın. Hadi gel. Hadi. Oyuna gitme ya. Şamil yok. Edin. Ana. Bu arkadaşın adı Edin. Hun İmparatorluğundan bu yana Edis'inki gibi bir anne görülmedi. Anasının kuzusu. Anan kurban olsun sana. Bak şemsiyeni unutmuşsun. Balkanlardan yağmur gelecekmiş ıslanırsın sonra. Al şunu. Çantana da havlu koydum tamam mı? Perde arasına koyarsın sırtına. Sallamadan donunu yukarı çekme sakın. Sarı sarı lekeler oluyor sonra. Bu ne öyle? Gergedan sidiği gibi. Bak şu Kadir var ya. Böyle pis ağızdan konuşmalar falan duymak istemiyorum ben. Ben de iyiyim Adile teyzeciğim. Sağ olun. Güle güle gidin. Güle güle gidin. Oh, hadi. Kişim benim. Barbara herhalde. Tarık. Ulan öküzler. Bu kibar arkadaşımızın adı Tarık. Akan su yosun tutmaz derler yani. Tarık da o misal. Abi daha demin buradaydın. Sen ne ara gittin oraya ya? Edizciğim, canım benim. İzin verirsen Tarık'ın tanıtımını yapıyorum. Ne dersin? Hadi abi. Senin görüntü donmadı mı Tarık? Donmadı abi. Donamadı. Donmaz tabii. Özel efekt için 300 lira daha harcasaydın bu görüntü donardı Tarık. Sen şuradan bir içeri gelsene. Ben seni hayal sürüyorum. Tamam. Hadi devam et. Tarık Bey için? Afife Hanım? Zaten halinizde tesadüf gelmenin hazzı ihtişamı içindeyim. Müsaade buyurursanız müstesna bir istirhamımı zatınıza arz eylemek arzusundayım. Abi ne diyorsun? Anlamıyorum ki ya. Bilhassa zatınızın da malumu üzere meskenimdeki ikametinizden ötürü icap eden destimizde affınıza mağruren sizden talep etmek zaruretindeyim. Benim şimdi tiyatroya yetişmem gerekiyor. Ah tiyatro. Gahi hüsniyetle alakadar olmayı arzu ettim. Yegane sanat. Lakin civani vakitlerinde darül bedai ihtisap eyleyemedim. O zaman şimdi eyleyin Afife Hanım. Ben sizi oyuna davet edeyim mi? Bahtiyar ettiniz beni.
Müteşekkirinizim. Ben gidiyorum. Muvaffakiyetler dilerim. Ne diyorsun Osmanlı? Anlamadım ki. Kirayı istiyor galiba. Kardeşim sen daha bu kadının ne dediğini anlamıyorsun. Evi nasıl tuttun sen ya? Ya millet emlakçıdan ev tutar. Ben mütercim tercümandan ev tuttum lan. Ne var lan? Yönetmem Ertem. Ertem. Oxford Üniversitesi sinema televizyon bölümünü bitirmiş olan Ertem insanı. Çektiği kısa filmlerle Spielberg'i bile kıskandırmaktadır. Hayatım, kafamda muhteşem bir proje var. Acil buluşmamız lazım. Tamam, akşama doğru toplanalım o zaman. Acil diyorum oğlum. Tamam da oğlum, oyuna gidiyoruz şimdi. Oyundan çıkışta anca. Tamam, o zaman oyun çıkışında geç kalmayın. Çaycıda buluşalım. Tamam. Ya yeter artık şu arabayı ittiğimiz. Nesi var lan? Gül gibi araba işte. He, gül gibi. O biz taşıyacağını biz onu taşıyoruz ya. Arkadaşım, sen niye boş boş oturuyorsun? Tamam Tarık'cığım. Gelin siz binin ben iteyim. Ne diyeyim ki yani? Lan oğlum geldik zaten. Nereye iteceksin? Yol boyunca kuruldun orada koltuğa. Biz burada tersten soluyoruz ama ya. Hadi beyler hadi lütfen oyuna geç kaldık hadi. Terlerseniz bana söyleyin. Annem fazladan havlu koymuş, tamam mı? Bırak abicim, bırak. Ne alkışlıyorsun yoktan yere? Sadri. Oğlum bu salonun haline yine. Benim evimin salonu bile buradan daha kalabalık be. Bak sen şimdi bana oradan sövüyorsun ama dekor bende, kostüm bende, organizasyon bende. Yemin ediyorum 200 kişi gelecekti, son anda sattılar. Düğün varmış, oraya gittiler yani. Sadri, alışık olmadığın tavırlar yaparım sana, turist olursun dünyaya. Ne düğünü lan? Aşiret düğünü abi. Benim konuştuğum adamın eniştesinin, baldızının küçük kuzeni evleniyormuş. Bunlar da haberi alır almaz hop halayla beraber memlekete. Halay bunların bel kemiği yani. Mal Sadri. Hadi seyirci bulamadın anladık. Oğlum adam akıllı bir bahane de mi bulamadın lan? Evet abi. Aha. Kasten yapıyor lan. Vallahi dalacağım bak ben şimdi buna. Sadri kardeşim ama bak senin yaptığın da iş değil ha. Böyle organizatörlük mü olur? Kardeşim bak orada duracaksın. Ben organizatörlüğüme laf ettirmem. Bize dededen geliyor bu iş. Kırım Savaşı'nda rahmetli cebecileri organize eden kimdi? Kimdi birader? Kimdi? Benim dedemdi abicim ya. Oğlum o savaşı Osmanlı kaybetmişti. Bunda da dedemi suçlayın. Hep bizi suçlayın zaten. Hep bizi suçlayın anasını satayım ya. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel lan şuraya gel. Bak kaçmaya kalkma hadi ya. Bu sefer beyler! Sesiniz dışarı geliyor ya. Ne yapıyorsunuz siz? Eğer böyle kavga edeceksiniz, aşağı mahalledeki kahvehaneye alalım sizi. Burası tiyatro beyler. Tiyatro sahnesinde ya kahkaha ya da alkış olur ya. Başka ses olmaz. Ben buraya sahip olabilmek için 50 yılımı verdim. Ya bulunduğunuz yerin değerini bilin, ya da değerinizin bilineceği yerlere gidin. Teessüf ederim vallahi. Ayıp. Çok ayıp. Ayıptır kardeşim ya. Gerçekten ayıptır yani. Şu yaptığınıza bak ya. Lan. Adamı sinirlendiriyorsunuz ya. Arkadaşlar, madem oyun yok, çaycıda buluşma var. Hatırlatmak isterim. Sen de şu ortalığı toparla lan. Sıkıyorsa savaş ustayı dansenize ya. Hep bana, hep bana anasını satayım ya. Şey mi dedin canım? Yok be abicim. Ben şimdi bir kafaya gireyim, sonra incesini hallederim diyorum. Sıkıntı yok yani. Genişte, sen de Berat da şurayı beraber temizleyelim ha. Ne dersin yani? Sen zaten hiç taşın altına elini koyma. Hep anlat, hep anlat anasını satayım. 2011 yılında oynadığım diziden hala paramı alamadım.
4 hafta sonra dediler 4 yıl oldu. Yarım saat sonra. Hoş geldin ha, yerden bitme. Biraz yersiz bir espri oldu sanki Kemal Bey ha. Bir çay alabilir miyim lütfen? Tabii alabilirsin, ocak içeride. Şaka şaka, tabii ki alabilirsin. Senin çocuklar nerede diyecektim ha. Geliyor üç maymun. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Kimler gelmiş? Bakıyorum keyfiniz yerinde. He? Yüzünüzden düşen bin parça. Kemal abi dalganın sırası değil. Allah'ını seviyorsan ya. Biri senin canını mı sıktı abisinin canısı? Kemal abi Allah aşkına niye yapıyorsun böyle ya? Bak zaten yine seyirci gelmedi. Oyun iptal oldu ya. Yine mi gelmediler lan? He. Geçen hafta da gelmedilerdi. Bu seyirciler size niye gelmiyorlar? Bir arayıp sorun oğlum. Başlarına bir şey gelmiştir belki. Merak ettim ya. Vur abi vur. Bir de sen vur şu kardeşlerine, acıma. Aşk olsun, kalbimi kırdın vallahi. Ben her gece yatmadan önce sizin için dua ediyorum, Allah'ım diyorum. Şunlara verdiğin sabırdan, azimden biraz da bana ver de. Dünyayı yerinden oynatayım ama yok. Ama hepsini de size vermiş Cenab-ı Rabbül Alemin ne tabiyim ya. Durmayacak. Kemal abi, istersen sen bize 3 tane çay ver, biz öyle devam edelim aşağılanmaya. Ne dersin? Tabii tabii, kuru kuru aşağılama olmuyor zaten. Ben size çay getireyim. Bazen güzel fikirler geliyor la aklınıza. Lafını da koydu gitti birader. Aa, laf mı koydu? Acil dedi bu. Hani nerede gelmemiş bunlar daha? Ne bileyim lan. Aa, işte geliyorlar. Çocuklar, izin verirseniz bir tanıtım yapmam lazım da. Ayşen. O dünyanın 8. harikası, 8. sanat dalı. O güzelliğin kitabını yeniden yazdıran kadın. 10 parmağında 10 harfet. Aslında yönetmen yardımcısı ama yönetmenden öte. O dudaklar, o gözler, o bacaklar. Lan oğlum. Kendine gel. Oğlum bayıldı lan bu. Ne gel lan? Hadi. Kendine geldi. Evet, aşağılık çaylarınız geldi. Sağ ol abi. Ben yerden bitme. Kıza mı yazıyorsun lan? Alırım boyun ölçüsünü diyeceğim ama. Sizin espriler de sürekli yersiz oluyor sanki Kemal Bey. Öyle mi? Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk Kemal abi. Biz de 2 tane çay alalım mı? Tabii, neden olmaz. Ne yapıyorsun lan? Seks filmlerinin unutulmaz yönetmeni. Hayatım, seks filmlerini küçümsemeyelim. Bakın, çok ciddi performanslar sergileniyor orada. Kartal Pendik gittik geldik. Parçala Betçet yıkacağızım. Bir Ali Poyrazoğlu, bir Aydemir Akbaş, bir Bülent Kayabaş. O günlerdeki performanslarıyla geldiler bugünlere. Bırak abicim, bırak şimdi ya. Sen bizi buraya niye çağırdın Ertemciğim, onu söyle. Bu var ya bu, aklında bir iş var diyorsa kesin yine işsiz kalmıştır oğlum. Yani o da öyle demeyelim de hayatım. Küçük bir boşluğumuz oldu. Kovulduk yine. Ha? Oğlum şöyle rahat rahat söylesene. Biz alıştık zaten. Bu sefer neden? Efekt koymayı unutmuştur. Oğlum efekt mefekt siz öğretiyorsunuz bu adama. Sonra geliyor bize satıyor. Şekerim bak şimdi. Bizim yaptığımız dizide bir bölüm oyuncusu lazım oldu. Kiralık katil. Ben de o bölüm oyuncularının olduğu defterden seçtim. Bir tanesini oynattık. Ama ben nereden bileyim? Adam bizim dizide daha önceden oynamış ve ölmüş. Bölüm yayınlanınca da kabak benim başıma patladı. Var mı bir suçum? Hiç yok canım. Neyse arkadaşlar, siz bunları boş verin de asıl mevzuya gelelim. Dizi yapıyoruz. Hazır yapılmışında oynasak? Ediz'ciğim, hazır yapılmışında oynayamıyorsunuz tatlım. O yüzden biz bir araya gelmişken dizi yapalım dedik. Çok güzel fikir. Tabii de, oğlum biz nasıl dizi yapacağız lan? Arkadaşlar, oyuncular var, yönetmen var, genç kafalar var. Para yok ama. O da var. Yeter mi? Kemal abi Allah aşkına bir bırak dalgayı ya. Lütfen geçer misin içeri? Ne dalgası da dalga sizsiniz lan. Dizi yapacaklarmış. Önce çay borçlarınızı ödeyin lan. Ya Kemal abi ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorsun. Ödeyeceğiz ama ya. Şu 35 lirayı ben aldım. Kemal abi biz sana şimdilik şöyle bir 5 lira takdim edelim. Evi kalınlığı daha sonra hallederiz abi. Siz kimin parasını hangi hesaptan düşüyorsunuz lan? Paranın tamamı benim lan. Tamam abi. Diziye ilk katkını yapmış oldun işte. Hadi hayırlı olsun. Çakallar, İstanbul çakalları. Evet beyler, en az 10.000 lira lazım bize. Her şeyi hallettik şekerim. Ayşen,
Mekan, ekipman kirası falan hepsi 17.434 lira. Bizde para yok ama Kemal abi 35 lira verdi sağ olsun. Geriye 17.399 lira kalıyor. Küçük bir meblağ. Oğlum manyak mısınız? Biz nereden bulacağız lan o kadar parayı? Tarık babasını arayacak. Ya o nereden çıktı şimdi ya? Hayatta aramam. O zaman geriye tek bir çare kalıyor. Demek dizi film yapmaya karar verdiniz ha? Evet usta. Tabii şimdi sizin paraya da ihtiyacınız var. Yani usta. Para dediğiniz nedir be çocuklar? El kiri. Benim ellerim de tertemiz. Bu zamanda dizi işine para yatırmak pek akıllı adam işi değil çocuklar. Tabii Savaş abi sen de haklısın. Dünyanın parası sonuçta. Bir de garantisi de olmayınca. Yani usta diyorsun ki olmaz. Ne? Hadi gidelim o zaman. Durun be oğlum durun be. Olmaz dediysek akıllı adam işi değil dedik. Biz de tiyatrocu olduğumuza göre pek akıllı adam sayılmayız değil mi? Savaş abi sen bir tanesini çekerim. Yok ustam. Yani parayı vermiyorum diye öyle aklım yerinde değil falan deme. Ne yapalım? Biz başka bir yerden bulacağız. Gideceğiz. Oğlum Savaş usta ben veririm parayı diyor. Adamsın be usta. Usta sen merak etme. Vereceğim parayı misliyle geri getireceğiz sana. Ha o iş bizde. Adı ne olacak? İstanbul Çakalları. İstanbul Çakalları. Dizinin adı belli olmuştu. İstanbul Çakalları. Senaryoyu bir çırpıda yazdılar. Hatta demosunu bile çektiler. Karşınızda İstanbul Çakalları. Gentlemen ve pek sevgili köy ahalisi. Şu elimde görmüş olduğunuz mucizevi inat sayesinde hayatınız değişecek. Bunu saçına sürüyorsun, sabahınan fırçayla taramaya başlıyorsun abicim. Aklınızda soru işaretleri var biliyorum. Bu inat nasıl uygulanıyor? Göster abi. Saçakra. İyi izliyorsunuz. Şimdi gösteriyorum. Öptük. Koca Mehmeli. Ahmedi Mehmedi patron. Saçım benim. Saçım benim. Koca Mehmeli. Ahmedi Mehmedi patron. Burası çok önemli. Dökülüyor saçım benim. Sürdüm bu ilacı başıma. Gür çıkar saçım benim. Abi sizin Sağlık Bakanlığı'ndan izniniz var mı? Canım bir saniye. Normalde piyasa fiyatı Amerika'da 7.000 euro olan bu ilaç siz milletin efendileri için sadece 900 TL. Abi peki diplomanız var mı? Canım bir saniye. Gelelim ilacın en baba etkisine. Ben size şöyle bir göstereyim abicim şimdi. Teyze bu limonatayla bir işte karışımı bir şey gidiyor. Alalım abi alalım hakşırı. Gel abicim ben sana tatlı suyu göstereceğim. Tamam limonatanı da kalmadım ya. Ahmet'im Mehmet'im. Evet nerede kalmıştık? Hah, ilacın en baba etkisi. Ben size hareketi gösteriyorum abicim. Siz artık anlarsınız ne olduğunu. Evet, ne yapıyoruz beyler? Alıyor muyuz ilacımızdan? Alalım arkadaşları, alalım, alalım. Alalım, tak bakalım sen. Hadi bakalım. Türkan Hanım, ne düşünüyorsunuz? Harikulade. Şahane, bayıldım. Beğendiniz mi yani? Tamam bu iş. Edizciğim, senin gözünün üstünde kaş mı var? Ağırdan satsana lan salak. Beğenmek ne kelime. İnanın yere göğe nasıl koyacağımı şaşırdım. Ah, yalnız şimdi... Türkan Hanımcığım, sizin... Kanalınız bize uygun mu? Onu bir düşünmemiz gerekiyor. Haa Kadir, senin sakalında ne var? Ne yapıyorsun? Gerizekalı. Oradan sat demedin mi lan? ne zaman başlıyoruz öyleyse? Hemen. Önce kurulun uzun görmesi gerekmez mi? Yani kurul gördükten sonra hemen başlayabiliriz demek istedim. Kurulla görüştükten sonra size bir... geri dönüş yapalım ha? Biz de müsaadenizi isteyelim artık. Sizden haber bekliyoruz o zaman.
Türkan Hanım, ne yapalım? Yani artık başka bir işi. Kusura bakmayın. Arkadaş biraz gerizekalı. Ya artık oldu gözüyle bakan gençlerimiz gelecek haberi beklemeye başladılar. Beklerken de hayatları değişmeye başladı. Hay canım. Ne yapacağım, sanat işleri böyle ya. Oğlum. Efendim baba. Ay baba diyen o dillerini yerim seni. Seni ben bu çünkü yapma ya, ne söyle. Akşama eve vakitle erken gel. Sana ellerimle mantı yapacağım, tamam mı? Tamam, bakarız. Evet, canım benim, canım benim. Sancıcık, ben onu sana mı attım? Aslan oğlu mu attım ben onu? Ne kadar ince ruhlu bir babam var Kadir'ciğim. Sağ ol abi, sağ ol. Öyle işte, dizi yapıyorum bebeğim. Konusu şey, şimdi bunlar dört arkadaş. İstanbul çakalları bunlar. Benim oynayacağım karakter Papaz Osman. Ay papaz mı? Harikaymış. İşte sonra bunlar bir araba çalıyorlar. Orada benim arabayı kullanacağız zaten. Neyse işte çalıyorlar, sonra geliyorlar. Sonra ben geliyorum. 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 Pişti. Yapıştır. Ne oldu? Ne oldu kızım? Her ne kadar gazete manşetlerinde yer almasalar da havaları çoktan değişmeye başlamıştı. Muhterem Tarık Beyefendiciğim, zatınıza karşı herhangi bir kastım olmayarak meskenimde... Aziz Hanım bakın, hiçbir şey anlamıyorum söylediklerinizden. Kira diyorsanız o kolay, hepsini halledeceğiz. Böyle yüzdekâsızlığı bir de Türkçe hocası tutalım. Öyle olmayacak. Ziyadesiyle mabadı kalktı Beyzade'nin. Daha şimdiden ünleri yayılmaya başlar. Ama kendi çaplarında. Oh, afiyet olsun. Ya işte böyle Fatma Hanımcığım. Bizim oğlan da yeni diziye başlıyor. Ay şeyde oynasın şeyde. Muhteşem Süleyman'da. Ben bayılıyorum o diziye ya. Ay yok yok. Bence Arka Caddedikler'de oynasın. Ben bayılıyorum o diziye. Ay anne. Bence Pepe'de oynasın. Ben de o diziye bayılıyorum. Yok Hülya'cığım, öyle bir şey değil bu. Kendileri yapıyorlar diziyi. Hmm. Kendi dizilerini mi? Evet. Aa, nasıl oluyor ki o şöyle? Dur. Ediz, Ediz. Gel çocuğum, gel, 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 gel. Yok, gel anne, ben otur sana, gel. Bak teyzenler merak ediyorlar yeni diziyi. Hadi oynayıver, hadi göster biraz. Anne ya. Ay hadi hadi, biz bizeyiz, utanma. Hı. Anneciğim bilmiyorum farkında mısınız ama ben artık yetişkin bir erkek oldum. Hatta yetişkin bir erkek olarak şu an karar verdim. Ben evden ayrılıyorum anneciğim. Kendi evime çıkmaya karar verdim. Görüşürüz. Gitmeden şu havlunuzu da şuraya bırakayım anneciğim. Bir de börek alayım. Yolluk olur. Ay ne kadar güzel oynadı. Kesin tutar mı dizi? Utandı, sizden utandı. Edi. Unutma. Efendim, dizi görüşmesi mi? Tabii gelirim, tabii. Saat kaçta, nerede? Tamam. İşler de iyice açıldı ya. Vallahi aranan oyuncu oldu. Normalde piyasa fiyatı Amerika'da 7.000 euro olan bu ilaç, siz... Sevgili milletin efendileri için sadece 900 TL. Çok iyi. Karakter adeta senin için yazılmış. Hocam çok teşekkür ederim. Utandırıyorsunuz beni. Ve günler, günleri kovalar. Beklenen haber hala gelmemiştir. Mandalettin takvimi. Buraya bak, bir ay olmuş. Alın lan. Kendi çayınızı kendiniz alın. Bir de servis beklemeyin. Azapmışları. Ne oldu? Haber var mı? Yok Kemal'cim. La bu kadın sizi unutmuş olmaz. Unuturma hayatım. Kadın projeyi yapmayı kabul etti bir kere. Kabul etti.
Nasıl oldu lan o iş? İş gibi işirdiniz la kadına. Hayır abi. Bilakis sınav öncesi kafein yüklemesi yapılmış öğrenci kadar ayıktı. Çocuğunu kaçırırız diye tehdit ettiniz. Ya Cemal abi şimdi bunun çocukla ne alakası var ama ya? O zaman ensesine silah dayadınız. Abi niye ensesine silah dayayalım kadın? Ne dayadınız lan? Söyleyin oğlum aramızda lan. Ya Kemal abi ne dayayalım Allah aşkına ya? Kadın diziyi izledi bayıldı. Ha tamam gerçek kabak gibi ortaya çıktı. Kadın bayılken beğendi, ayıldı beğenmedi. Lan siz bir demlik çay demleyeceğim deseniz ben izin vermem lan. Karınası dizi çekmenize izin versin oğlum. Sen geç dalgana bakalım abi. Geç bakalım. Bir gün var ya şu televizyonda bizim dizinin fragmanı yayınlanmaya başladığında. Ne olacak lan dizinin fragmanı yayınlanmaya başladığında? Karşınızda Yalan İstanbul. Yayınlanıyor. Ne oluyor? Yayınlanıyor. Geceden bir sürüyorsun kafana. Sabahına. Fırçayla. Bildiğin fırçayla sarıyorsun saçlarını. Herkesi kendileri gibi güvenilir, vicdanlı ve dürüst sanmışlardı. Ama öyle değil. Adiler diziyi çalmıştı. Adını da Yalan İstanbul yapmışlardı. Aa, benim görüşmesine girdiğim dizi. Diziyi çalmışlar. Hangi diziyi? Lesi'yi. Lesi'yi mi? Ne demek lan hangi diziyi? Bizim diziyi oğlum. Ne diyorsun oğlum sen? Senin ağzın ne söylüyor Tarık? Benim ağzım söylemiyor kadın. Televizyon söylüyor. Ya abi bir sakin olun siz yanlış anlıyorsunuz. Bu bizim dizi değil. Bu benim görüşmesine girdiğim dizi. Hani dedim ya görüşmeye gittim yönetmen çok beğendi dedim. Adeta bu rol karakter senin için yazılmış dedi dedim ya. İşte bu dizi o dizi. Evet. Tamam yok bir şey yok bir şey tamam. Yok bir şey. Oğlum senin o dizilerini sakın okumuş prensiye satarım İdiz. Parasını verir alırım lan ben de. Sen ne söylersen söyle, söylediğin karşındakinin anladığı kadar. Buna bir şey anlatmaya bile gerek yok. Net! Allah belalarını vermesin. Yok be versin. Ben anlamıştım zaten bir şey olacağını. Alamazlar. Çaldırmam. Ekmekleri de kan doğrarım. Çoluğumu çocuğumu keserim çaldırmam lan. Bizim diziyi çaldılar Kadiro. Lan oğlum bırak lan. Rahat bırak adamı ya. Vallahi çok iyi yerinde bir müdahale oldu Kemal Bey. Çok sağ olun. Yalnız bir şey söyleyeyim mi beyler? Fragman 10 numara. Görüntü süper. Dizi tutar. Güzel hep yapıyorsun Kemal. Hepinizi keserim ulan. Hepinizi keserim. Tamam. Tamam. Şimdi hukuki yollara başvuracağız. Dava açacağız. Noter tasdiğiniz var mı? Tüh. Ben dedim size alalım diye. Ya oğlum birader. Biz yine de davamızı açalım ya. Dava açmak kolay lan. Bize iyi bir avukat lazım. Benim kayınçı. Gerçi boşanma avukatı ama avukat avukattır. Neticede bunlar Hipokrat yemin etmiyorlar mı hepsi? Kemal hayatım, biz senin kayınçoyu çok şey yapmayalım. Savaş Usta. Bir filmde oynayacağım diye saçlarımı kestirdiler. Yerime yapımcının amcasının oğlu oynadı. Mağdurum. Ertesi gün. Ha çocuklar, size avukatımız Necat Bey'i tanıtayım. Necat Bey benim çok sevdiğim bir arkadaşım Selahattin Tozan'ın oğludur. Elimizde büyüdü. Göreceksiniz bakın bu davayı %100 kazanacak. Biz bu davayı kazanırız. Oh. Ama Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 17. fıkrasına göre eseri elinde bulunduran zillet ve malikin eser sahibine karşı yükümlülüklerine ilişkin manevi haklarına dair düzenlemeleriyle esasen eser sahibinin eseri yaratarak ona bahşedilmesi gereken manevi duyguların, eser yaratma hazzının ve eseri yaratırken sahip olma olgusunun kesinlikle ve kesinlikle korunması amaçlanmıştır. Yani Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 66/1 maddesine göre manevi hakkı tecavüze uğrayan birisi tazminat davası açabilir. Bize tecavüz etmediler. Sadece dizimizi çaldılar. Değil mi usta? Peki ne yapmamız gerektiğini söyler misin Necat'cığım? İstanbul Çakalları hazırlanırken kağıt üstündeki bütün işlemler Yeşilçam sahnesi üstünden yapılmış. Davayı açabilmemiz için senin vekalet vermen gerekiyor Savaş abi. Tamam canım. Kolay. Ben veririm. Ne olacak? Şimdi Necat Bey, bu işin bize girdisi ne olur? Girer. Ama mutlaka çıkartırız. Davayı kazanınca zaten masrafları karşı taraf ödeyecek.
Ama bu davayı açabilmek için parayı bulmamız şart yani. Mutlaka. Nasıl bulacağız dava için gereken parayı? Hocam çok sağlam bir organizasyon lazım bize. Organizasyon benim işim abicim. İşin acı olan tarafı da bu zaten Sadri'cim. Ne yapacağız peki? Tarık babasını arayacak. Hayatta aramam birader. Bakmayın öyle oğlum, aramam. Dava parası halledildi çocuklar. Avukatın parasını ben gönderdim. Nasıl yani? Dekor kamyonunu sattım. Ama usta, turne falan çıkarsa dekorları neyle taşıyacağız usta? Turne falan çıkarsa bir şekilde hallederiz bu oğlum. Hadi bakalım geçin sahneye, başlayın provaya, ben hemen geliyorum. Hadi. Hadi hadi kalk, kalk. Kim ya? Zangır zangır titredi. Kafaya dikkat edin. Sağa sola çarpmayalım. Çiziliyor sonra. Erkan, lütfen yani. Çocuklar kim bu adam böyle? Ha şey oldu usta şey. Söylesene oğlum. Bu şey usta. Ne geveliyorsunuz oğlum? Söylesenize kim bu adam? Tamam usta. Söyleyeyim. Kesmet. Buyurun. Kime bakmıştınız? Bakmaya değil efendim. Kesmeye geldim. Elektrik borcunuzu ödememişsiniz. Kesip gideceğim. Kardeşim birkaç gün idare etsen öderiz. İdare edemem efendim. Ben idareci değilim. Devlet memuruyum. Emir neyse o. Bana bak. Seni sildiğim intrafosu. Ben Kadir. Yeni Kadir. Eğer sen bu elektriği kesersen ben de seni 1000 volt kadar çarparım, haberin olsun. Sen karışma. Bir saniye. İsim neydi? Ayhan. Heh, Ayhan. Işık lazım bize. Ayhancığım, sen şimdi şu 35 lirayı al. Bak, bizi bir hafta görme. Günlük 5 lira, iyi para. Hadi. Al lan, hadi al. Yine iyisin. Kaptın köfteyi, iyisin ha. Metobilmiş. Peki, bu adam niye böyle? Anlatayım ben usta. O neydi kız? Birincisi, günlük 5 lira hiç değil bir para değil. İkincisi, değil 35 lira. 35 bin lira verseniz yine de kabul etmem. Neden? Çünkü rüşvet haramdır. Ben harama el sürmem, bu elektriği de keserim. Ya nasıl kesersin abici? Aha böyle. Dokun, dokun. Şok mu lan taş, git taş gidin. Lan lan ne yapıyorsun? Öldü mü? Öldü mü? Yok. Bayılmış sadece. Oğlum sen niye vuruyorsun lan adama? Ölmesin diye. Lan ölse daha iyiydi. Adamcağız harama el sürmem dedi. Helalinden çarpıldı iyi mi? Al kırdın kırdın. Peki o zaman bir ambulans falan çağırsak? Aa, gerek yok Savaş abi. Ertem halletti o işi sağ olsun. Nasıl? 3 milyon. Ne yapacağız şimdi? Durun ya ben bir kolonya getireyim. Hayatım dur. Hallederiz. Nasıl? Öpeceğiz. Ne? Ertem. Abi neden öpelim elin adamını şimdi? Kadınlar hep söyler ya, öpünce geçer. Abicim, lütfen gözünüzü seveyim ya. Neyse iyi tamam. Dur lan. Ertem, bu şimdi bir öpücükle kalmaz, adamcağızı götürür ya komple. Hadi abi. Tamam, sonuçta sağlıktır. Acı. Kadınlar hep söyler, öpünce geçer. Evet, elektriği kesememiş. Ama mutlaka kesecek. Elektriği kesince oyun oynanmayacak. Oyun oynanmayınca ne olacak? Para olmayacak. Para olmayınca elektrik olmayacak. Para yok. Bize de para lazım. Bir dakika ya, para deyince avukattan haber var mı? He, konuştum usta ben. Bugün yarın uğrarım dedi. Eli kulağında. Nejat. Hadi oğlum nedir durum anlat. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 66 Taksim 1 maddesine göre... Nejat Bey, Allah aşkına daha fazla gerilim yaratmayalım. Sade de gelelim efendim. Hemen. Davayı kaybettik. Yapma be! Gerçekten kaybettik yani, öyle mi? Kaybetmekle kalmadık. Kanal TV'yi hırsızlıkla suçladığınız için 1 milyon lira tazminat ödemeye mahkum olduk. Anneciğim. Evet anneciğim. Kaybettik anneciğim. Bir daha olmayacak anneciğim, söz. 1 milyon kere söz. 1 milyon mu dedim ben? Uçak da anma doldu ha. Anma adam bindi. 1 milyon bindi mi acaba? Kadir, ne diyorsun abi? Gitti daha gibi çocuk. Kadir, kendine gel Kadir.
dediniz bizi Necat Bey. Necat, şimdi bu dava kesin mi evladım? Yani biz şimdi Dimyat'a Firinç'e giderken bir de donumuzdan da mı olacağız ulan? Bir nevi. Ama ben elimden geleni yaptım. Yani zaten dava sürecini tahtada görüyorsunuz. Göstersene oğlum amcalara. Şimdi bu 1 milyon lirayı biz ödeyemezsek bizden söke söke alırlar öyle mi? Alırlar. Yani hacca gelirler, her şeyinizi alırlar. Darma duman ederler, mahvederler sizi. Ayrıca 1.264.000 lira. Ne? Avukatlık masrafı var. O da Savaş abinin hatırına yani. Şimdi Necat Bey, normal koşullarda biz sizi şuraya yatırır, ağzınıza topuğumuzla vururduk. Ama dua edin ki Savaş Usta'nı tanıdırsınız. Ayrıca hacımız büyük. Hacize gelirler. Neyimiz var, neyimiz yok kalırlar. Öyle mi? Beyler, hacize geldik. Neyiniz var, neyiniz yok alacağız. Siz kimsiniz be? Ben kanalın avukatı Ferhan. Arkadaşım da haciz memuru Halit Bey. Kardeşim, bakkaldan sakız mı alıyorsunuz? O kadar kolay mı o iş? Bir dakika, bir dakika ya. Kolay, kolay. Çok kolay. Buyurun, mahkeme kararı. Ne yapacağız bunu? Sizde kalsın. Zaten ondan başka sizde kalacak bir şey yok. Buyurun beyler, alalım. Yavaş yavaş, buyurun. Mesela şu koltuk 50 lira. Tabloler 70 lira. Halit Beyciğim, ben şurada bir şey gördüm. Onu da alalım. Ne? 30 lira. Bir dakika, bir dakika. Bu benim neyim? Tamam işte, neyiniz var, neyiniz yok alacağız dedik ya. Dur ben sana o neyi bir göstereyim. Sen dur. Bırak. Ne alacaklarsa alıp bir an önce gitsinler. Yok. Gidici olan sizsiniz. Biz kalıcıyız. Zira bu dekor parçaları bizim alacağımızın ancak çeyreğini karşılar. Biz komple binayı alacağız. Halit Beyciğim. Affedersiniz şu ucunu bir tutabilir misiniz acaba? Zevkle efendim, zevkle. Buyurun efendim buradan böyle tutun. Şöyle bir ölçelim. Oh, oh, oh. Vallahi 5 masa sığar buraya. Tiyatro amaçlı değil, daha çok gece kulübü olarak kullanacağız burayı. Efendim, ben bizzat her türlü organizasyon işi yapan biri olarak sizinle işe talibim abi. Şöyle size kartımı takdim edeyim. Bilahare görüşelim lütfen, olur mu? Sadri, senin var ya. Oğlum, hanginize dalayıp şaşırdım bak ben. Ne oluyor burada beyler? Yok bir şey be usta. Beyefendiler her şey gelmişler. Adamlar tiyatroyu alıyorlar Savaş abi. Ne diyorsun sen kızım? Buyurun efendim, mahkeme kararı var. Evet. Mahkeme kararını vermiş. Bırakalım da beyler vazifelerini gerektiği gibi yapsınlar. Gelin benimle. Usta salonu bırakıp gidelim ya. Gelin benimle çocuklar. Gel canım. Gel oğlum gel. Gel kızım. Ulan şu işe bak ya. Hayatını verdiğin şu sahneden böyle ayrılmak da var. Vay be. Usta deme öyle ya. Vallahi usta. Yatır şurada bir temiz döv bizi. Ama böyle deme. Sizin de günahınız var oğlum. Memleketin çivisi çıkmış. Siz hayatta en iyi bildiğiniz bir işi yapmaya çalıştınız. Ben de size karınca kararınca destek olmaya çalıştım. Neden? Çünkü size güveniyorum. Hala da güvenim tam. Yeşilçam sahnesi. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola. Savaş Usta, bu kapıdan en yakın zamanda tekrar gireceksin. Söz. Tabii tabii. Kalın sağlıcakla. Arkadaşlar, böyle durup olanı biteni mi izleyeceğiz? Ne olur bir şeyler yapalım. Ah be abicim. Siz olayı bana bırakmadınız ki. Ben o gazinonun organizasyonunu alacaktım. Sonra da orayı bir güzel batıracaktım. Dinlemeden etmeden üstüme çullandınız ya. Batırsan ne olacak sanki? Saksıları çalıştırın. Bakın bu yaşadıklarımızın illaki bir acil çıkış kapısı vardır değil mi? Yok arkadaş. Ben var ya bak şu anda o kadar sinirliyim ki olduğum yerde duramıyorum.
ve her şey daha da kötü bir hale geldi. Mahvettikleri her şeyi yeniden düzeltmeleri gerekiyor. Ama içinde bulundukları durum pek de iç açıcı değil. Ne oldu lan? Ben daha koşamayacağım. Lütfen duralım artık yani. Hala duralım diyor oğlum. Ne diyorum? O kadar sinirliyim ki olduğum yerde duramıyorum işte. Yok abi. Bu sinir başka türlü atılmaz. Arkadaşlar, bence ne yapacağız onu düşünelim. Bir an önce Kanal TV'ye parayı ödeyip Yeşilçam sahnesini kurtarmamız lazım. Senin bulmak istediğin para o kadar pat diye bulunacak bir para değil ki. Çok para. Ben buldum. Kadir, önce hep birlikte senin arabaya atlayacağız. Kimseye çaktırmadan evin kapısına gideceğiz. Çorapları kafamıza geçireceğiz. Ne yapayım birader? Sadece file çorap bulabildim yani. Önce kloroforla hizmetçiyi bir güzel bayıltacağız. Hadi oradan yukarı çıkıp Emel Sayın'ı kaçıracağız. Ya oğlum saçma sapan konuşup durmayın ya. Emel Sayın'ı kaçırdılar daha önce. Kaçırdılar mı? Herhalde hayatım. Filmi var ya yaptılar daha önceden. Yeşilçam. Tamam o zaman. Şunu bir dinleyin. İlk önce annemi yakalanmadan sessizce bizim evin tavan arasına gireceğiz. Tavan arasındaki her şeyi boşaltıp orayı bir imalathaneye çevireceğiz. Sonra orada sabun tozu üretip el altından gizlice piyasaya satacağız. Yağmur falan yağdığı zaman köpürüyor oğlum o sabun tozları. Hem sabun köpüğünden hafif akıllı Ediz'im benim. O dediğini de yaptılar zaten. Ama bizim bütün fikirleri de film yapmışlar ya. Turşucu mu açsak lan? Böyle sirkeli sirkeli turşular yapar satarız. Ya sen ne çok biliyorsun erkek aklınla ya. Turşunun nasıl bir kere limonla oluyor? Sirke nereden çıktı? Lan apır sapır konuşma. Turşu sirkeyle olur. Limon! Sirke! Abi şimdi seni... Arkadaşlar ne yapıyorsunuz Allah aşkına ya? Bu kavga yüzünden kaç aile dağıldı biliyor musunuz siz? Lütfen ya. Bir kopun artık şu Türk filminden ya. Bir kopun abicim. Yok yok. Kopmayın. Efendim? Hayatım bak. Deminden beri dikkat ediyorum. Bizim kafalar hep filmlere çalışıyor. Demek ki o zaman filmlerden kopmuyoruz. Bilakis daha da içine gireceğiz. Nasıl olacak o iş? Yavrum, bizim dizi projesi beğenildi mi? Beğenildi. Demek ki bizde iş var. Adam haklı beyler. Var değil mi lan? Tabii ki var. O zaman biz niye bir sinema filmi yapmıyoruz? Mantıklı. Olmak yine bize kaçmasın. Bize hiçbir şey kaçmayacak hayatım. Bir tane yapımcı bulacağız. Her şey o üstlenecek. Raymani Politico. Nasıl buldunuz senaryoyu? Hangi senaryoyu? Okudunuz ya az önce. Ona pek senaryo demeyelim. Zaten senaryo önemli değil. Ünlü var mı? Ünlüsüz onu seviyorum. Filmi yapabilirsek biz ünlü olacağız inşallah. Peki siz oynuyor musunuz? Yok, ben oyuncu değilim. Düşünürseniz beni arayın. Ararız. Ardizle ararla. İnanılmaz bir aşk hikayesi değil mi? Oui, c'est vraiment incroyable. Mais il manque quelque chose. Il manque de réalisme. Para mı istiyor lan? Fransızca bende. Le alemeyum folio. Carton prier. Trans de coeur. Très égal le footballeur. Anladı. Ne diyor? Yapacak mıymış filmi? Ha, benim Fransızcam buraya kadar. Dur o zaman bir de ben sorayım. Monsieur. Voulez-vous coucher avec moi? C'est très classique. Une chère amie. Güzel. Ne dedi? Anlamadım. Il y a une expression chez vous qui dit que, comment on dit, je suis resté français à ce sujet. Yani çocuklar size şöyle anlatayım. Ben gerçekten bu hikayeye Fransız kaldım ve ilgilenmiyorum. Kadir, Fransızca anlıyorum. Sus! Dayı sen de madem anlıyorsun ne zorluyorsun ya? Nereye sıçacaklar? Hepimiz biliyoruz ki siz bu piyasanın kraliçesisiniz. İyi projenin kokusunu o güzel burnunuzla anında alırsınız yani. Evet alırım. Alıyorum da zaten. Ama bu senaryo tamamen arak kokuyor. Evet. How I Met Your Mother dizisinden birebir çalmışsınız. How I Met Your Mother? Çocuğun ne anası var ne babası. Yetiştirme yurdunda büyümüş. Nasıl arak olsun? Sadece ana baba kısmını değiştirmişsiniz zaten. Geri kalan her şey birebir aynı. Benim çalıntı çırpıntı senaryolarla pek işim olmuyor. O yüzden bay bay. Bay bay. Bay bay. Ay yarabbim.
ettim ya. Ay. Abiler, içeri girmeden önce umudunuzu kırmak istemem ama bu listedeki son yapımcı. Vallahi mi lan? Nasıl yani? Buna da kabul ettiremezsek bittik mi şimdi? Ya yok, bitmedi ki ya. Olmazsa yurt dışındaki yapımcılara falan bakarız. Olur aslında da ama benim İngilizcem pek yeterli değil. O olay da iyiydi bak. Çünkü Spielberg'de görüşmüşler. Bizi bekliyordu da İngilizce yok diye gidemiyoruz. Manyak mısınız oğlum? Bu adam kabul etmezse yatar bu iş. Yatmaz birader. Tarık babasını ararsa yatmaz. Aramam birader. Yeter artık ya. Aramayacağım. Aa, arkadaşlar tamam ama insanı sekteyi kalpten götürmeyin canım. Hadi bakalım. Kazamız mübarek olsun. Bas. Müjdat Bey, okumanız bitti galiba. Ne düşünüyorsunuz? Gençler, sizinle kısa bir öz konuşacağım. Siz benimle kafamı buluyorsunuz oğlum. Estağfurullah, hiç öyle şey olur mu efendim? Bu ne öyleyse? Komedi desen komedi yok. Aksiyon desen aksiyon sıfır. Ulan filmde kadın yok, aşk yok, seks yok. O ne olacak? Yani pek benim organizasyon alanıma girmiyor ama arkadaşlar var, hallederiz abiciğim yani. Zeki, Metin, atın lan şunları dışarı. Yo yo, siz zahmet etmeyin. Biz hadi çıkarız şekerim. Olur mu canım, işimiz bu. Zekicim uzatalım elleri. Biraz daha konuşsun. Sen nereden başladın lan? Sanata ve sanatçıya saygı. Bakın ne demiş Mustafa. Ayaküstü adam çarpacaklar be. Yok neymiş, film yapacaklarmış. Bak elim ayağım titriyor hala Muhsin. Şimdi Müjdat Bey, siz bu çocukları kovdunuz ama. Ama ne Muhsin? Bakın şöyle anlatayım. Bu çocukların yazdıkları senaryo. Ayıp ama bak. Bak tamam ya. Ne var ya? Bundalar. Girin lan artistler. Sen o. Hesabı sorulacak. Ertem, hani kolaydı yapımcı bulmak? Öyle. Ben sana diyemem ki yapımcı bulamadık. Yapımcı bulduk ama adamlar yapmıyor. Ya bırak abi ya. Bittik resmen. Orada mısınız lan? Lan cevap versenize. Öldürecek galiba. Yokuz de. Yokuz de. Yokum. Kapıda kamera var gerizekalılar. Görüyorum sizi. Gelin yukarı bir daha konuşalım. Vuruşma şunu. Sahi boş kalmasın. Ben de şunları buyurayım. Giy. Ayağına giy şunu rezil ettim. Zekicim kusura bakma. Bu herifi de hiç sevmem. Abi gel dedin geldik. Ya gençler öyle durmayın karşında Nizamiye'ye yeni gelmiş asker gibi. Oturun şöyle. Oturalım mı abi? Tabii canım. Çekinmeyin ya. Burası sizin mekanınız. Aslanlarım benim. Muhsin. Bunlar var ya, hepsi ayrı ayrı yetenek. Müjdat Bey, senaryomuzdaki ışığı keşfedeceğinizden emindim. Beni yanıltmadınız. Işık mı? Senaryo derken? Müjdat Bey, az önce konuşmuştuk ya, o senaryo. Ha doğru. Otursanıza çocuklar. Ne içersiniz? Çay, kahve, ıhlamur, ayran, gazoz? Ha yok, biz hiç zahmet vermeyelim. Biz komple şey alalım. Tarık'cığım, kendi adına konuş lütfen. Ben bir oralet istiyorum. Türk kahvesi. Bana da bir bardak su. Soda var mı acaba? Var canım. Meyve suyu? O da var. O zaman ben bir bardak su alayım. Lan oğlum, öyle mal mal bakmayın. Gidin getirin arkadaşlar ne istiyorsa. Hadi. Şimdi biz bu filmi yapacağız. Ha diyeceksiniz az önce ne diyordun, şimdi ne diyorsun? Baktım delikanlı çocuklar mısınız? Sözünüzün arkasında duruyor musunuz? Bak, ben sizi kovduğum halde gitmemiş, aşağıda beklemişsiniz. Aferin lan size. Ha yok, biz gidiyorduk. Siz seslenince geri geldik biz. Sağ ol. Neyse, ne kadar lazımdı çocuklar sizin bu filmi yapmanız için? 100 bin. Efendim? 100 bin. Oğlum, doğru düzgün söylesene. 100 bin lira. Lan oğlum, ben de bir şey zannettim ya. 500 bin verelim, film güzel olsun ha. Ne dersin? Uygundur, verelim. Siz ne dersiniz gençler? Alo. Lan oğlum size söylüyorum. Filme 500 bin veriyorum diyorum. Tamam o zaman biz başlıyoruz filme. Yalnız sonra caymazsınız değil mi abi? Delikanlı adam sözünden cayar mı hiç? Hadi hayırlı olsun çocuklar. Ya ben öperim bu adamın elini ya. Yok sadece elini de değil her yeri. Her yerinden öpüyorum Müjdat!
abi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. İnşallah tutar bu iş. Tutmazsa bittik oğlum zaten. İdris, sen ne düşünüyorsun? Ronaldinho Beşiktaş'a gelir mi acaba? Benimle ilgili ne düşünüyorsun İdris? Olur olur. Ronaldinho Beşiktaş'a gelsin de her şey olur. Olacak zaten şekerim. Baksana adam işi çok sıkı tutuyor. Dualarla başlıyoruz filme. Allah'ın gücüne gitmesinde geç kalacağız. Dua ne kadar sürer acaba? Onu bilmem ama şu Rica Asistan'ı kız acayip iyiymiş ha. Kabul edelim, kız iyiymiş. Fakat kız cidden iyiymiş. Onu bunu bırakın da yalnız, kız iyiymiş. Yavşaha maha kız felaketiymiş. Bence Ayşen daha güzel. Bir yabızların ortasında kalmam eksikti. Hocam bari sen uyumasaydın bu libidozadelere ya. Tövbe tövbe, yani kız iyiymiş manen simga dediydim ya. Allah'ım sen konuyu biliyorsun. Anlaşılan çok da zor olmayacak. Yap bir güzellik. Amin. Hadi bakalım Allah yolumuzu açık etsin inşallah. Artık mesai başlasın değil mi? Hocam. Güzel be. Yok hocam size değil hocama söylediydim ben. Allah'ın ilahi. Benimki de İron işte onunki de hoca benimki de hoca olunca benim adımı parayı vermek için zikrettiğinizi sandıydım. Para. Parayı Muhsin Bilal'e size takdim edecek. Şimdi Müjdatçım yavrum oğlum benim güzel sakallı evladım. Doğru diyorsun ama bu değirmenin suyu da duayla dönmüyor malum değil mi? Doğru. Hemen o zaman şey etmek lazım ama üstünde de hiç vakit kalmamış benim. Denkleştirsek de hocaya versek. Hoca efendi ne kadardı borcumuz? Söyleyeyim güleç yüzlü evladım söyleyeyim şimdi. Sizin 3 tane ihlas var. Sonuna kadar okudum aminini dedim. Onu yazdım 3 tane. Bir tane Kevser vardı. Benim Kadir yavrum onu yarıda kestiğinde. Maşallah hocam. İnşallah yavrum inşallah. Bunun yarısını alacağım hak geçmesin. 2 tane de Eyüzü Besmele benden sizin setinize nur olsun Yasem inşallah yavrum benim. Toplamda hepsi 280 siz 100 verin kafi. Hocam biz size şimdilik şöyle bir 35 lira takdim edelim. Geri kalanını daha sonra hallederiz. O zaman ben şu 35'i alayım yavrum. Kalanı vermezseniz mahallenin bebelerine dövdürürüm ben sizi. İnşallah hocam. O zaman herkes yerini alsın. Bizim film başlıyor. Bizimkilerin rüyası başlamak üzere. Çünkü çekim başlıyor. Acaba her şey bambaşka mı olacak? Penguen kılık ne yapıyorsun sen kameranın önünde? La git. Tut abi. Bak bak pana bak pana. Hocam görüntü hazır. Yalnız bu görüntü hazır değildi. Hazır olması için görüntü yönetmenliğimi kullandım. Aferin Yılmaz. Bravo hocam. Lütfen hocamsın. Nermin'cim biliyorsun. Tarık senin After Finton. Altına yatıyorsun. Arabanın altına yatıyorsun. Şimdi kaçırılmışsın, dayak yemişsin, 9 kişi tarafından tecavüze uğramışsın. Göbek deliğinden zeytin yemişler. En sonunda da araba çarpmış. Böyle yatıp kalmış. Mal mal bak öyle. Aynen. O doğalındaki bakışta mal mal bak yavrum. Çok güzel, şahane. Hiç bozma onu. Evet, hemen alıyoruz bu sahneyi, tamam mı? Haydi bakalım. Sessizlik! Oyun! Ölme Cem. Yalvarıyorum. Aç gözlerim. Kesik! Ağlaman lazım bu sahnede abi. Tarık Bey, ağlamanız lazımmış. Şimdi Ertem'cim, yani ben doğarken ağlamamışım. Anlatabiliyor muyum? Yani bende yok öyle bir şey. Ağlayamazmış hocam. Ya sen bir çık aradan be. Çık hayatım, çık. Güzel kızım benim, çık. Kadir. Ertem. Kestik. Sadri. Mal Sadri Bey ne yapıyorsunuz orada? Torpidodan bir şey aldım. Kardeşim biraz kolonya vereyim lan. Siktir git Sadri. Cenab. Kestik. Ya yine ne oldu? Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Daha çok gözyaşı istiyorum. Daha çok gözyaşı. Ceren, ön lan. Yoksa ben öldüreceğim kızım seni. Kestik. Mükemmeldi. Anneciğim, bugün sizin gününüz vardı hani. Niye gitmediniz acaba? Anneye karşı gelme. Anneye karşı gelme. Hem sarma yaptım sana. Hadi ye bir tane. Hadi.
Dizim çay içiyorsun. Yok, içmiyorum. Soğumadan içeydin, iyiydi aslında ya. Makyaj tamam, Seniz Bey'i alalım hemen. Set hazır. Hadi ye bir tane. Yemeyeceğim. Sanki şurada biraz bir sıkıntı vardı açıda ama ha. Ya bir siktir git sacallarını seversen. Diyorum ya. Ha. Bunlar ne şeker? Bunlar mafyanın adamları mı, TRT çocuk korosu mu? Ben mi buldum sanki? Ajans gönderdi. Çıkar şu bıyıkları. Bana böyle iri yarı bir adam lazım. Organize ediyorum. Ben de. Müjdat abicim, falınızı bölüyorum ama Tekin'i şu sahnede kullanabilir miyiz abi? Set de hazırken beklemeyelim yani. Hocam tamam, ben de sahne. Kimi dövüyorum, sen onu göster. Zeki'yi. Zeki'yi mi? Evet, başlıyoruz. Unutma, bir ateş böceği bile karanlığı aydınlatmaya yer. Oğluşum, oğluşum. Sarmayı yemeden neden gittin? Bak işlerin rast gitmez sonra. Aç, aç beni. Ediz Bey'in yakınlarını alalım. Hocam daha sahnenin genelini çekmedik. Yakınları nasıl çekeceğiz? Gerizekalı, yakınları derken anasından bahsediyorum. Adile teyzeciğim, sizi şöyle kenara alsak. Zamanın neresinde olursan ol, hayat sana tokatını atacaktır lan. Ediz, iyi misin kuzum? Yok, yüzüme vurdu hayvan. Arkadaşlar kuz getirin. Et getirin, et. Bak olmuş yumurta koyalım. Ben Tarık Bey'e de söyledim afiş arasına yumurta koysun diye. Ya kızım sen nasıl bir psikopatsın? Haşlanmış yumurta nedir lan? Oramıza buramıza bastıracaksın diye meti çarpılacağız sonra hepimiz ya. Yılmaz, görüntü ne durumda, bir şeyler kurtardık mı? Vallahi hocam artık onu biz montajda kırpacağız. Tamamdır. O zaman Ediz Bey'in yakınlarını alalım. Bir ateş böceği bile karanlığı aydınlatmaya yeter. Kestik. Süper. Fenomen olur bu sahne. Ben bir tuvalete kadar gideyim, sonra devam edelim, olur mu? Olur. Ertan Bey, tuvaletteki işini hallettikten sonra devam ediyoruz. Filiz yavrum, böyle olmaz. Bak megafonu al, öyle bağır bütün mahalle duysun. Tamam. Geri zekalı. Abi. Hop. Münir, hayatım korkutma, işim var. Abi sanki güzel film oluyor ha. Oğlum en az 2 milyon gişesi var. 2 milyon? Ne sandın? Büyük cesaret. Nasıl? Ha. Bilmiyorsun. Bilmiyor musun? Abi gel, bir şey söyleyeceğim. Tamam abi. Oha. Ertan Bey merhaba. Sizi gideceğiniz yere bırakayım. Benim evim yakın. Ben buradan bir taksi atlar giderim. Eve değil, gideceğiniz yere değil. Ha, ben eve gitmiyorum yani. İnşallah bir gün o da olur. Alayım şöyle size. Ya arkadaşlar, Ertem'den haberi olan var mı? Bakın bugünkü programa göre yarınki programı yapmamız lazım ama Ertem hala ortalıkta yok. Kapıyı kapat. Ne var oğlum arkanda? Ne getirdin? Sürpriz mi lan? Lan! Yönetmenimiz bize sürpriz getirmiş oğlum. Sürpriz mi? Ne sürprizi birader ya? Aha sürpriz. O ne? Götüm. Onu anladık da ellerin niye orada, onu anlamadık birader. Fark etmedin galiba. Ellerim götüme yapışır kısa dili. Oğlum insanın eli götüne yapışır mı hiç? Oha. Harbiden yapışık ha. Elimi batırmamız lazımmış şekerim. Beyim, seni de buraya kadar yorduk yönetmen. Kusura bakma. Ne demek Müjdat abi, bilakis. Konu neydi acaba? Muhsin, sen anlat istersen. Ne de olsa senin kabahatin. Şimdi Ertem'cim, ben hesaplarda bir yanlışlık yaptım. Elimizdeki bir miktar kara parayı aklamaya çalışırken 500 bin lirasını yanlışlıkla zarar olarak gösterdim. Malum, maliyede tepemizde. O parayı batırmamız şart. Heh, işte. Bizim salak yapmış bir hata. Anlıyorum efendim. Zaten kara haber sete geldi. Oha! Şimdi bu 500 bin... Size verdiğimiz 500 bin. Ha. Peki Müjdat abi, bunun ne kadarının batması gerekiyor? Hepsinin. Yani film zarar etmeli. Anlayamazsınız. Ne demek lan zarar etmeli? Müjdat abi öyle dedi. Peki sen demedin mi lan ona? Bizim bu filmi çekmemiz lazım, başka şansımız yok o sahneyi kurtarmak için diye. Dedim. Ben orada çok sağlam resim çektim. Kırmızı şortlu. Valla Müjdat Bey, film güzel. Sahnenin de kurtarılması lazım.
Şimdi yani siz benim ellerimi götüme bile yapıştırsanız ben bu filmi şahane çekerim şekerim. Olur peki. Japon. O lafı etmeyeymişsin, iyiymiş be kardeşim. Ben orada biraz çekeyim. Hani belki geri adım atar diye düşündüm ama. Japon'la mı yapıştırdılar? Yok, bizzat Japon'un kendisi yapıştırdı. Hakira-san diye bir arkadaş. Adam şortu indirip ellerimi yapıştırdı. Başka bir şey yapacak diye çok korktum Tarık. Kardeşim, vallahi verilmiş sadakan varmış. Vururum dedi. Yapar abi. Ben biliyorum. O adam yapar. Bugün adamın elini götüne yapıştıran yarın bize neler yapar abi. Hepimiz öleceğiz. Lan oğlum Sadri bir dur lan. Hemen 3 yaşında çocuk gibi ağlıyor ya. Ne yapacağız? Batıracak mıyız yani filmi? Mecburuz, başka çaremiz yok. O nasıl olacak? Bana bırakın. Orasını ben halledeceğim. Ya arkadaşlar bu arada ben bayağı bir sıkıştım ama. Git yap. Nasıl yapayım oğlum tek başıma? Ben programı yapıyorum. Bana bakma abi, ben tutamam. Lan git. Ben kendim yaparken tutmuyorum. Lütfen ya. Ayıp ama yani. Bunu düşünmem bile ayıp. Bari şortu indirseydiniz abicim. Şimdi bütün olaylar değişti. Hayatlarını kurtaracaklarını düşündükleri film hayatlarının sonu olabilir. Ne yapıp ne edip bu filmin batması lazım. Ama nasıl? Ya Ertem, biz bu sahneyi nasıl oynayacağız abi? Merak etmeyin. Özel olarak oyuncu koçu getirtiyorum. Söylediklerini yapın yeter. Bu oyuncu koçu nerede kaldı Filiz? Ayşen. Geldi hocam. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sizi dört gözle bekliyorduk. Sizi bu oyuncu arkadaşlar için çağırdık. Başlayalım. Siz dur dediğiniz yerde keseriz efendim. Tamam, buyur, buyur. Evet, hazırsak başlıyoruz. Ölüm haberin sahnesi. Gir kayda. Bak oğlum. Bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama biri mutlaka söylemeli. Ne oldu? Ne var? Yoksa babama bir şey mi oldu? Akşam şehirden dönerken bir kaza geçirmişler. Hastanede çok uğraşmışlar fakat babanı kurtarmamışlar. Başı sağ olsun. Kestik. Müsaadenizle müdahale etmek istiyorum. Tabii üstadım, buyurun. Şimdi bak kardeşim, babanın ölüm haberini duyunca niye bu kadar yıkılıyorsun? Erkek adamsın oğlum, umursamayacaksın. Gözlerin aya ilk ayak basan astronot Neil Armstrong gibi. Bak şöyle bak. Kaptın mı? Sen niye üzülüyorsun? Bunun babası öldü, senin baban ölmedi ki. Ya sen komisersin be, dik duracaksın. Mesela sol yanın ağlamaklı ama sağ yanın mağdur, mağrur duracak. Bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Fakat biri mutlaka söylemeli. Yoksa babama bir şey mi oldu? Akşam şehirden dönerken kaza geçirmişler. Babanı hastahaneye kaldırmışlar. Fakat kurtaramamışlar. Başın sağ olsun yavrum. Baba. Babacığım. Şimdi ben bunu Fidan'a nasıl söylerim? Yapabileceğimiz bir şey varsa söyle. Harikasınız çocuklar. Mükemmel. 10 numara. Oldu yani. Süper. 10 numara. Yok böyle bir şey. Bravo. Tarık. Oğlum halimize bak. Bu ne lan? Hadi hayatım. Bu sahneyi de çekelim de bitirelim. Bitsin bu iş. Hadi. Hapishane sahnesi arkadaşlar. Erdem. İyi de biz niye Amerikalı olduk da Tarık Kolombiyalı oldu? Çok basit Ediz'cim. Film daha saçma olsun diye. Çok basit. Ertemciğim, onu da geçtim. Ya ben neden sarı peruk takıyorum ya? Alman pornocularına benzedim abi. Tarık'ım, daha ne olsun yani? Adamcağız filmi batıracağım diye elinden gelen her şeyi yapıyor. Filmin içine sıçtı bıraktı yani. Sadri, seni öldürür kimse sizler mezarlığına gömerim. Yalan mı söyleyeyim birader? Hadi arkadaşlar, hadi. Hadi. Hapishane sahnesi 3, 2, 1 kayıt. Gir kayda. Oyun. Yaradı. Ya. İşte bu kadar ahbap. Kıçını tekmelememe izin verdiğin için sağ ol. Fuck you, motherfucker. I fuck you. I fuck you. Do you fuck me? Yes, I do. Kestik. Çok kötü oldu. Bravo. Bir şey diyeceğim. Çok küfürlü oldu. Küfür yok. Küfür yok Ayşen'cim. Bizim filmde küfür yok. Fuck you. Kahretsin. Ayşen'cim
Sen karışma. Böyle çok daha iyi oldu yani. Müjdat ve adamları diyorum yani. Fuck you Sadri. He, Türkçe altyazı. Fuck you. Filmi ellerinden geldiğince anlaşılmaz, karmaşık. Hatta kendilerinin bile anlayamayacağı bir şekilde çektiler. Film sonunda bitti. Bitti bitmesine de. Filmle beraber hayalleri de bitti. Öyle ki kendi filmlerinin galasına bile gitmediler. Artık Yeşilçam sahnesini kurtarmak için hiç umutları kalmadı. Derdim çoktur, hangisine yanayım? Derdim çoktur, hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yarası. Ben bu derde nereden derman bulayım? Meğer dost elinden ola çaresi. Efendim efendim benim efendim. Benim bu derdime derman efendim. Ellerimizle batırdık lan filmi. Avucumuza konan kuşu boğduk. Öldürdük. Biz çok şey mi istedik be abi? Hani bir tiyatromuz olsun. Seyirci gelsin. Alkışlasınlar. Beğensinler bizi istedik. Ya tamam. Biz cenabet bahtsız insanlarız. Anlarım. Ama kardeşim şu Savaş abi olmasın be. Oğlum adam anılarını yatırmış sahneye. Yemeğini yatırmış. Ruhumu yatırmış. Yıllardır biriktirdiği alkışları yatırmış. Biz aldık şimdi hepsini. Dünyanın sonu değil. Gün doğmadan neler doğar? Tarık. Oğlum bak benim içimde kalacak. Bir kere olsun şu lafımı dinle de. Ara şu babanı. Sırf mimar değil de oyuncu oldum diye beni evlatlıktan reddeden milyoner babam var. Kaç senedir aramadım, görmedim, onu bile hatırlamıyorum. Ama gerek yoktu ki. Savaş da vardı. Ulan ne zaman başımız dara düşse adam koştu geldi be. Ben Savaş Usta'nın şu hayatta varıyor bir tiyatro salonu var sanırdım. Orası için her şeyi feda eder sanırdım. Ama yok abi öyle değilmiş. Biz anlamamışız. Adam o tek varlığı olan yeri bizim için feda etti be. Gık demeden de. Bizde her şey oldu abi. Oyuncu da oldu. Yönetmen de oldu. Bir adam olmadı. Arayacak mısın? Bir dizide mafya babasını oynayacaktım. Takım elbisen var mı dediler. Yok dedim. Olan birini oynattılar. Ertesi gün. Arkadaşlar uyanın. Ne var lan sabah sabah karga kahvaltısını yapmadan? Dışarıda neler olduğunu bir bilseniz Kadir. Kalk ne olur kalk. Edis kalk. Kalk lütfen kalk. Lütfen kalk. Ne oluyor ya? Kalk kalk dışarı bak. Aa geldi Edis. Edis Bey. Siz kimsiniz arkadaşlar? Edis Bey. Çok güzel. Bir tane fotoğraf. Beyler uyanın. Kalkın televizyonu açın hemen. Hangi kanal ya? Herhangi birini aç işte. Oscar kalitesindeki ilk Türk filmi.
Bir defa dünya sinema tarihinde denenmemiş birçok şey var bu filmde. Bakın sadece Türk sineması için değil, dünya sineması için büyük bir fırsattan bahsediyoruz. Komedi deseniz absürt. Hele o çekim açıları. Bu film dünyaya başka bir bakış açısından yaklaşıyor. Penguen, var mı birileri? Yok yok Ayşen'cim, temiz gelebilirsiniz. Ulan daha ilk günden magazinden kaçmaya başladık, iyi mi? Oğlum, ilk günden yakalanmayalım demiş. İşte, yoksa sonra kaçacak değiliz. He, hatta biz kendimiz gideriz. Kardeşlerim, siz hiç merak etmeyin. Bundan sonra medya organizatörlüğünüzü ben yapıyorum. Sen sadece kendi Twitter'ında yayınla. Yeter hayatım. Bırakın zevzekliği hashtaginin en çok favedilen tweetleri. Bırakın zevzekliği. Hadi hadi. Savaş ustayı arayalım da şu haberi verelim oğlum. Bir dakika bir dakika. Ya şu Müjdat'la para olayını önce halledelim. Ondan sonra Savaş ustaya gidelim ha. Değil mi? Gidelim Müjdat'a. Abi diyelim bizim film çok tuttu. Hadi bizim payımıza düşen parayı ver diyelim. O da bizi vurmaz, hemen verir zaten. Bak bu çok mantıklı. Zaten Ayşen hep mantıklı. Deli misiniz ulan? Herif yakaladığı yerden mermi manyağı yapacak bizi. Abarikandi babarikandi. Sakin olun beyler. Gördüler galiba. Çökün. Hadi arabaya doğru. Sabah 8'de setiniz var dediler, gittim. 2 gün geçti, hala sahnem çekilmedi. 15 dakika sonra. Ne o? Ya hacı, bu ne kokudur arkadaş ya? Resmen içinde tulum peyniri unutulmuş asker postalı. Ayıptır be! Kadir, ne oldu? Niye durduk? Almıyor musun oğlum kokuyu? Yo, ne kokusu ya? Lan oğlum, ben sana kaç kere dedim lan şu arabada osurma diye. Bak, bayıldı çocuk. Allah Allah, bak çıldırtacak beni. Oğlum, ben osurmadım. Ben sadece toplu taşıma araçlarında osuruyorum. Bana hiç bakmayın abicim. Ben osursam bagajdayım. Ölür giderim yani. Kim osurdu lan öyleyse? Ne bileyim birader. Çüş be çüş, ben mi osurdum? Olamaz mı? Olamaz. Olamaz tabii abicim ya. Kadınlar hiç osurur mu? Nerede görülmüş? Nasıl? Ne demek nasıl yani? Sen hiç osuran kadın gördün mü Ertem'cim? Ya lütfen bir saçmalamayın, bir iğrençleşmeyin ya. Kaldıralım şunu. Hem ben duydum onu. Kendi osurdu salak tıs diye. Tıs diye. Sessiz atmış bir de şerefsiz. Ya oğlum onu bırak. Bir insan kendi osurup kendi bayılır mı ya? Yalnız rahmetli babaannem derdi. Tıs osuruk, pis osuruk, zart osuruk, mert osuruk diye. Ayşen'cim kusura bakma da senin de çok saçma bir babaannen varmış yani. Hadi hadi kaldırın şunu, kaldırın. Osuruktan bayılan adam mı olur be? Yalnız beyler adamlar hala buralarda dolaşıyor ya. Saklanalım abicim. Gözünüzün yağını yiyeyim. Ne yapalım edelim ama yeter ki ölmeyelim. Tarık'ım çok korkuyorum abi. Geliyorlar. Koşun oğlum! Çağını kimlikle kontrol eden tümçüden. Bitmeyen kuyruklardan, telefon alarmından. Oksijensiz havadan alacağımız var. Alacağımız var bu düzenden. Alacağımız var hep ezelden. Usta Morra'dan, Abadan Duş alacağımız var. Kadir, oğlum ben bittim lan. Tarık oğlum, yatıracağım sinemanı da borcunu da. Yeter oğlum, ben de bittim ama ya. Benim kafamı bir tane sıksınlar, ben kurtulayım lan. Gelmiyorlar herhalde lan. Oğlum, Sadri nerede? Valla, en son gördüğümde o ikisi var yani. İkisi de onu kovalıyordu. Geliyorlar lan, kaçın, kaçın geliyorlar. Geliyorlar. Hayır, hayır. Abi, bir dakika gelmeyin. Bir saniye, gelmeyin oğlum.
Yıllarca tiyatro yaptım ama beni dizide oynatmadılar. Önce bir yarışmaya katıl, ünlü ol dediler. 20 dakika sonra. Lan oğlum niye kaçıyorsunuz lan? Bilmiyor musunuz benden kaçış olmadığını ha? Müjdat abi. Abi gözünü seveyim, biz ettik etme ya. Abi. O mermi ne orada öyle ya? Şöyle bir şey yapalım. Biz sana bugün bir 35 lira takdim edelim abi. Geri kalanını daha sonra öderim istersen. Arkadaşlar üstünde bir 35 lira olan var mı acaba? Lan oğlum. Müjdat Bey. Hani bunları görünce insanın içinden ağız burun dalmak geliyor öyle değil mi? Yok abi. Gelmesin. Niye geliyor ki yani? Durup diye niye gelsin abicim ya? Müjdat abi şimdi şöyle bir durum var. Bokunu iyi vurma Müjdat abi. Ertem dilin kopsun Ertem. Adam zaten elini götüne yapıştırdı bir de senin yüzünden bok yiyeceğiz. Ben sizi elime geçirmişim. Öldürür müyüm hiç he? Kesin kolumuzu bacağımızı kesecek. Bizi dilendirecek abicim. Muhsin ver şu kağıtları arkadaşlara. Birer imzanızı rica edebilir miyim? Hayranınızım da. Hay Allah'ım. Arkadaş ilk defa biri benden imzamı istiyor. Ona da benim son imzam olacak. İçim yanıyor oğlum, içim yanıyor. Bak ben böyle ölürsem çok moralim bozulur. Abi haddim olmayarak ben bir soru sorabilir miyim acaba? Ya bu imzaladığımız kağıtlar nedir acaba? Sözleşme. Oğlum iki gündür sizin peşinizde koşuyorum yeni sözleşme imzalatabilmek için. Sözleşme mi? Şöyle ki yaptığımız hesaba göre film ilk iki günde 600 bin gişe yaptı. Bu da demek oluyor ki toplamda 30 milyon gişe yapar. Batırmanızı istediğimiz ama bir türlü batırmayı beceremediğiniz o para yüzünden 8,5 milyon ceza ödedik. Filmi de 500 bine çektik. Bitti mi sana 9 milyon? Hadi 1 milyon da sizlere verdik, hakkınızdır. Hop 10 milyon. Yani bu işin sonunda toplamda 20 milyon kar etmiş olacağız. Yani sizi vurmam matematiksel olarak imkansız. Ama ikinci filmi yapmazsanız vallahi acımam. Abi hiç öyle şey olur mu canım? Yani çekmez olur muyuz? Sen iste biz üçü çekelim, dördü çekelim, beşi çekelim abi. Oradan saplan. Şimdi Müjdat Bey benim takıldığım bir nokta var yalnız. Bu 20 milyondan bize sadece 1 milyon mu düşüyor yani? Anık Tarık indi burada. Dumbledore kırmızı kiremitlisini var yalım. Müjdat abicim, müsaadenizle biz birazcık sevinebilir miyiz abi? Aa tabii, ne demek? Hakkınız tabii. Arkadaşlar, şu kolon. Rahatladınız mı bari ha? O zaman sizi gideceğiniz yere kadar bırakalım. Zeki, Metin, bırakalım arkadaşları. Zeki'cim, Metin'cim, bırakalım bakalım bizi. Hadi kardeşlerim. Sen babanı aradın mı? Aradım. Benim senin gibi oğlum yok. 5 kuruş vermem dedi, kapattı. Neyse. Ya her şeyi bir yana. Şu adamı mağdur etmedi ki ona seviniyorum oğlum. Canım benim ya. Kim yapar onu yaptığını? Oğlum benim babam yapmadı işte. Tavaşistan büyük adam yemin ediyorum ya. Oğlum var ya şu parayı görünce yüzündeki mutluluğu merak ediyorum lan. Aman aman. Adamın yüreğine inmesin de. Hadi hadi. Usta! Savaş usta! Niye açmıyor? Savaş abi! Bak bu normal değil ha. Allah korusun. Başına bir şey gelmiş olmasın sakın. Abicim neyi bekliyoruz ya? Kapıyı kıralım. Ve işte arda kalan bir avuç anı şimdi koyup da bir başına bırakıp gittin beni. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola. Doktor abi. Biz yakınlarıyız. Durumu nasıl?
yaşayacak mı? Durumu kritik. Hemen ameliyat almamız lazım. Ne yapabiliriz peki? Aranızda kan grubu uyan var mı? Savaş abinin kan grubu ne? AB negatif. Benimki A. Benim de B. Benim de negatif. Üçümüz birden verirsek AB negatif. Acele etseniz iyi olur. Ameliyata girmeden bulmamız lazım. Ya abi ne yapacağız peki o zaman? Ve işte arda kalan bir avuç anı şimdi koyup da bir başına bırakıp gittin beni. Gençler ne yaptınız? Buldum. Nerede? Selamun aleyküm. Arkadaşım, hocayı nereden buldunuz ya? Biz kimseyi bulmadık Sadri'cim. Sağ olsun Şener Hoca bizi buldu. Nasıl? Ben geçenden kalan tahsilatı almak amacıyla mahallenin bebeleriyle sizi dövmeye geliyordum. Orada güzel sakallı Kadir yavruma rastladım. Kadir yavrum da bana durumu zikredince ben de derhal hemen burada bittim Allah'ın izniyle. Yalnız hocam, biliyorsunuz ki biz zaten size son 35 liramızı takdim etmiştik. Kalmadı yani daha. O kadar da değil arkadaşlar, çocuklar yani lütfen. Biz de burada önemli bir zat-ı muhteremin hayatı söz konusu olduğunda gerisi hocalar için teferruattır. Para o kadar da önemli değil. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ertem. Oğlum iyi ki dualarla başlamışız lan. Müjdat abi sağ olsun. Hocam daha fazla oyalanmayalım o zaman. Buyurun. Bit tabi, bit tabi evladım da şimdi benim kan grubum AB negatif. Zor bulunan bir kan, sıfır kolay bulunuyor. Daha sonra elinize geçerse bana onu verirseniz... Hocam biz de 3 kişi birleşeceğiz, vereceğiz. Hadi inşallah. Aynı eskisi gibi oldu ha. Evet ya, çok güzel oldu. Ne sandınız kardeşim? 10 numara 5 yıldız oldu hem de ha. Bana bakın kardeşlerim. İçeride bir sürü iş bizi bekler. Hadi daha fazla oyalanmayalım burada. Tamam. Siz geçin, ben de geliyorum birazdan. Tamam birader. Birader, şunu bir tutarsan. Sen tuz tezlerimleri yapıyorum. Arkadaşlar, şimdi bırakın da onları, gelin hadi. O ne ya? Görürsünüz şimdi. Ne oldu? Bekle. Sevenleri konuşturmak lazım. Yalnız var ya, fotoğraf çok afil olmuş. Vay be, şu yakışıklılığa bak be. Zamanında ne gönüller çalmıştır kim bilir benim usta. Öldük mü ulan köftehor? Ne yani, şimdi yapamaz mıyız o dediklerini? Usta! Olur mu be usta? Sen hepimizi cebinden çıkarırsın ha. Çok korkuttun bizi usta. Korkunun ecele faydası yok prenses. Herkes bugün hatta gidecek. Ne yaptınız bakalım? Nasıl olmuş usta, yaşayacağım sahnesi? Harika olmuş, çok güzel. Ama çocuklar biliyorsunuz benim için tiyatro nedir? Ne renkli boyalı salonlar, ne cafcaflı afişler, ne koltuklar ne bir şey. Benim için tiyatro birbirini seven, birbirine inanmış sağlam bir kadro. Lafı sözü olan bir proje. Kahkahalar, sizler. Sizler olmadan tiyatro olur mu? Usta, asıl sen olmasan ne işe yarar? Ne bekliyoruz o zaman? Açalım Yeşilçam sahnemizi, gösterelim mi hünerlerimizi? Hadi bakalım. Artık işimiz bittiğine göre gitme vakti geldi arkadaşlar. Görüşürüz. Buralar eskiden hep dutluktu be. Biz o zamanlar Beyoğlu'na çıkarken takım elbise giyerdik. Sen şuradan bir içeri gel, ben sana göstereceğim o Beyoğlu'ndaki takım elbiseyi. 300 lira daha harcasaydınız o görüntü hakikaten donardı.